Ümit Özdağ ile Bakan Soylu'nun yardımcısı İsmail Çataklı birbirine girdi. Sen insan değilsin, yatacak yerin yok. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin bir kadını kaçırmaya çalıştığı iddiasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu'da parkta oturan 4 masum bıçaklandı, biri de darp edildi. Senin yatacak yerin yok" ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası Özdağ ve Çataklı sosyal medya üzerinden birbirine cevap verdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Gaziantep'te bir kadının yabancı uyruklu bir kişi tarafından zorla arabaya bindirilmek istendiğini ancak bu kişinin tutuklandığını iddia etti. Açıklamalarında Özdağ, Gaziantep Karataş Mahallesi'nde kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor, içine çekmek istiyor. Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor, yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeli'yi alıyor. Savcı tutukluyor, ifadelerini kullandı. Senin yatacak yerin yok. Özdağ'ın sosyal medyada gündem yaratan bu paylaşımına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu'da parkta oturan 4 masum bıçaklandı, biri de darp edildi. Senin yatacak yerin yok" yanıtını verdi. Türklüğü ağzına alacak en son zavallı. Bu paylaşımı Ümit Özdağ'ın yanıtı ise Soylu'nun Sancho'su İsmail Çatak benim insan olmadığımı söylemiş. İsmail, sizler Türk değilsiniz. Türkiye'ye 10 milyondan fazla sığınmacı ve kaçağı doldurdunuz. Bu ülkeyi işgal ettirip iç savaşa sürüklüyorsunuz. Zafer Partisi Türk milletinin işgale karşı direniş hattıdır şeklinde oldu. Çataklı buna karşılık, bizim bu milletlete sevdamızın sadakasını versek sana fazla gelir. Türklüğü ağzına alacak en son zavallı dedi. Özdağ, Çataklı'ya yanıt olarak, Sancho, senin Don Kişot İçişleri Bakanlığı önüne çıkıp buradayım, bekliyorum, diyene kadar hepiniz ezik adamlarsınız. Türk cesur olur Sancho. Korkup polisin arkasına sığınmaz. Medya tetikçileriyle saldırtmaz. Git Don Kişot'a söyle, yüreği varsa istediği zaman istediği yerde diye yazdı. İsmail Çataklı ise, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'nın önüne geldiği gün bakanlığın önüne getirilen hayvan durum izleme aracının fotoğrafını paylaşarak, sana uygun bir karşılama hazırlamıştık. Bekledik, gelmedin. Meclis otoparkında açıklama yapıp tüyen zavallı dedi. Özdağ ise, hayvan durum izleme aracı, Naitafen Çataklı'ya şu yanıtı verdi. İsmail, makam aracını uzaktan görmüştüm. Çok uygun sana. İçine binince bağlıyorlar mı seni tasmandan? Uzatmayın, bütün dünya korkaklığınızı gördü. Teselliye bütün hükümet koşturdu. Korkaklıkta rekor kırdınız. Zaten Trabzon Havaalanı'ndan bu yana Süleyman Soylu'nun korkaklığı efsaneydi, tescil oldu.